Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir hanım dinleyicimiz, beyimle diyor, beyim diyor sık sık küsüyor bana diyor. Yani ufak tefek şeylerden dolayı küsmeyi çok seviyor diyor onun tabiriyle. Tabii diyor ben de anneme diyor, kayınvalideme diyor zaman zaman diyor söylüyorum işte yine küsüz veya işte şöyle şöyle yaptılar diye. Sonra da pişman oluyorum diyor. Gerçi onlar ona bir şey söylemiyorlar ama diyor ben dertleşmiş oluyorum diyor. Bu diyor gıybet olur mu? Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Şimdi efendim karı koca arasında zaman zaman kırgınlıklar, tatsızlıklar olabilir. Onu her iki tarafta, kendi anne ve babalarına, yakınlarına, kardeşlerine falan anlatmamalı. Peki anlatırsa ne olur? Anlatırsa ne olur? Bir gün önüne koyuverirler. Ve aradaki mesafe açılır. Şimdi işte biz küsürüz ne oldu? İşte ben işte şöyle dedi, böyle dedi falan. Netice itibariyle o duyduğu zaman bundan üzülür mü? Üzülür. Kırılır mı? Kırılır. Ne oldu? Gıybet oldu. Yani kocasının gıybetini yapmış oldu. Efendim kendi kayınvalidesiyle veya kendi annesiyle yapsa da mı aynı, yapsa da aynı. Ancak hani duruma muttali olur da eğer bir çare olabilecekse istişare babından olabilir, öyle söylenebilir. Onun dışında götürülürse tabii ki üzüntü olur. Ve zaten dinleyicimiz de diyor sana diyor, üzülüyorum ben bundan. Bunlar birikir ve zamanla bunlar kar yumağı gibi olur. Çığ haline gelir, altında kalır, ezilir de. Eğer içeride kalırsa mesele biter. Ve bir de mesela dinleyicimiz diyor ki iki de aynı şekilde küsüyor bana. Şimdi yıllardır böylesiniz yani küstüğü noktaları da biliyorsun. O zaman o hassas yer niye kaşınıyor? Madem ki beyin öyle bir hassas taraf varsa niye kaşıyorsun o zaman? O da yanlış. Bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Ha derse ki ben istediğimi yaparım. Karşı taraftaki küsmesin, kırılmasın, canım cicim desin, dursun. Öyle bir şey varsa bizi de haber versinler de biz de bulalım. Varsa öyle bir şey. Hakikaten öyle bir insan tipi varsa, bunların bir yerlerde vidaları böyle ona göre ayarlanıyorsa, biz de gidelim vidalarımızı ona göre ayarlattıralım öyleyse. Contalarımızı ona göre sıktırttıralım. Bir de aynı şekilde bize birisi bir şey söylediği zaman hiçbir şey olmasın falan. Hep gülelim. Ses seviyemizi falan düşürttürelim. Düşürttürelim. Yok. Bilgisayar ekranı gibi. Gülme seviyesini ayarlayalım değil mi? Hiç kızma seviyesini kaldıralım. Yok öyle bir şey ya. Sen kendin insansın, kızıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun da karşı tarafında aynı şekilde insan olduğunu unutma. Madem ki hassas yerler vardır, orayı da kaşıma. Kaşıyınca işte gene oldu falan. O zaman oturup bir düşünmen lazım. Tekrar tekrar. Yani şimdi hep Temel'in sırtına yüklerler ya. Temel bir filme işte 5-6 defa falan gidiyor falan. Diyorlar ki niye gidiyorsun? Demiş arkadaş demiş ya. Bu filmdeki adam demiş getiriyor demiş. Aynı şekilde ağaca demiş atla giderken tosluyor. Veyahut da arabayla giderken neyse tosluyor falan. Aklı başına gelir mi? Acaba değiştirir mi diye bakıyorum. Gene tosluyor, gene tosluyor. Ya şimdi hani fıkra olarak anlatıyor ama gerçek hayatta olan bir şey bu. Geliyorsun sen ağaca tosluyorsun. Bunun böyle olacağını da biliyorsun. Ama gene de efendim ben yapayım da kırılmasın, dökülmesin. Olmaz öyle şey. Yani yıllardır berabersin. Kadın erkeğin, erkek de kadın aynı şekilde hassas noktalarını bilmesi lazım. Ve kendine yapılmasını istediğin bir şeyin karşı tarafta beklediğini unutma. Kendine yapılmamasını istediğin bir şeyi karşı tarafın da aynı şekilde yapılmamasını istediğini onu da unutma. Onun için hadis-i şerif var ya. Kendiniz için istediğiniz bir şeyi bir başkası için istemedikçe ve kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi bir başkası için aynı şekilde yapılmamasını istemediğiniz müddetçe hakiki imana kavuşamazsınız. O zaman hepimizin oturup bir düşünmemiz gerekir. Hepimiz düşünmemiz gerekir. Neyi düşüneceğiz? Yani ev içerisinde önce karı koca. Yapının karakterin aynı şekilde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla burası hassassa burayı dokunma. Yok. Ben istediğim gibi yaparım, istediğim gibi hareket ederim. Evde güllük gülistanlık olsun. Hiç kimse böyle şey, herkes gülücükler dağılsın. Hani derler ya masanın böreği. Olmaz öyle şey ya. Olmaz öyle şey. Hep böyle nefsin belası. Benim dediğim olsun.
Bu oradan kaynaklanıyor. Hani şimdi dinleyicimiz diyebilir, efendim bir şey sorduk da bizi fırçalıyorsun. Fırçalama diye bu hepimizin derdi. Zamanımızın derdi. Allah-u Teala rahmet eylesin. Tam İbn-i Saadet-i Ebedi kitabını hazırlayan Zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyurmuşlar ki efendim eskiden işte kitaplarda yazılmıştı nefs, nefs, nefs diye. Hani bugün nefs nedir? Sokağa çıkın efendim, bütün insanlar mücessem, cisimleşmiş nefs. Herkes ben diyor çünkü. Bu işte. Bu evin içinde karı koca durumu da aynı. Anne babayla evlat, evlatla anne baba arasında durum aynı. Komşular arasında aynı. Ben televizyonun sesini istediğim gibi açarım. Bana ne canım? Ben evimde istediğimi yaparım. İstediğim gürültüyü çıkartırım. Ben. Hepsi yani. Ha başkası ama başkası beni gürültüyle rahatsız etmesin. Başkası bana rahatsızlık vermesin. Hatta ben onların böyle tepesinde tepindiğim halde gelecek de merhaba efendim, nasılsın efendim falan filan desinler böyle. Öyle mi? Bulursan öyle bir şey. Ama tam tersi oluyor biliyor musun? Hani ne derler, bir tabir kullanırlar da işte başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu batman zanneder. Batman zanneder. Öyle zanneder işte, ben adamı keserim biçerim falan filan da ama bir yumruk gelir altından da kalkamazsın. Şimdi bize böyle küçükken ortaokula giderken falan değişik böyle fıkralar anlatırlardı. Kabadayı fıkralarda anlatırdı. Çocuk fıkraları anlatırlardı. Bakırköy fıkraları çok yaygın o zaman, şimdi tükendi. Deli fıkraları. Deli fıkraları. Şimdi bir gün fıkra olarak o zamanlarda hatırımızda kalan kahvenin birisine bir adam gelmiş. Ondan sonra onun da kabadayı geçinen birisi varmış. Adam çekilmek falan bu şey yapmıyor. Bir tane yapıştırmış falan. Bir tane yapıştırmış, şöyle bir dönmüş. Bakmış ki yemeyecek adam. Demiş ciddi mi şaka mı demiş. Ciddi demiş, ne olacak? E işte ben şakadan hoşlanmam da demiş. Şakadan hoşlanmıyormuş. Merak etme, bir gün birisi gelir böyle ciddi bir tane indirir ensene. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Herkes kendi hata ve kusurlarını düşünür. Karşı tarafı incitmeme konusunda hassas davranırsa problem olmaz. Ama herkes ben derse kesin problem olur, kesin kavga olur, kesin orada cinayet çıkar. Şimdi cinayetlerin çoğunun sebebi de bu. Evet. Erkek ben diyor, kadın da ben diyor. Tamam. Altta kalan canı çıksın derler ya. Ve neticede durum o.